değerli basın mensubu arkadaşlarımız, değerli Melik Gazi Tapu Müdürümüz, değerli hak sahipleri, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Yıldırım Beyazıt'ta inşallah yeni bir çalışmanın müjdesini basın mensupları vasıtasıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Yıldırım Beyazıt'ta bulunduğumuz alanda zaten bir yıldır büyük çalışmalar yaptık. Öncelikle hemen arka tarafımızda bulunan yıkıntıcılar dediğimiz esnafımızı buradan Yeşilyurt'a taşıyarak o bölgeyi tertemiz güzel bir hale getirdik. Bunun haricinde kanal boyu dediğimiz arkamızdaki caddede tam 65 tane gecekonduyla anlaşıp yıkarak 3 şeritlik, 3-3, 6 şeritlik yol yaptık, bisiklet yolu yaptık, yaya yolu yaptık, yeşillendirme yaptık. Dolayısıyla Kayseri'nin en güzel yollarından bir tanesi ve ismi Doktor Sami İpek olarak değiştirilerek Sivas Caddesi ile Hulusi Akar'ın bağlantısı tamamlandı. Yıldırım Beyazıt'taki çalışmalarımıza bugün yıkımını yapacağımız 6 tane gecekondunun yıkımıyla devam ediyoruz. Yaklaşık 1,5 sene önce burada hak sahiplerimizin bir kısmı var. Bana grup olarak toplanıp geldiler. Dediler ki başkanım, burada bizim arsamız var. Bir kısmı gecekondumuz var. Bir kısmı ileride kanalın karşısında 18 yapıldıktan sonra arsamız var. Biz mağduruz. Bir de izale şu davası açmış hak sahiplerinden, ortaklardan bir tanesi. Arsalarımız elimizden giderse biz evsiz kalırız. Ancak çözerseniz belediye olarak, Melik Gazi Belediyesi çözer, siz çözersiniz dediler. Biz de inceleyelim, elimizden gelen bir yardım olursa yaparız demiştik. Sağ olsun ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Başta Başkan Yardımcım Gökhan Kömürcü, Müdürümüz Haşmet Vahit Öztürk ve Seyit Bey başta olmak üzere tüm birimdeki çalışan arkadaşlar yoğun gayret gösterdiler. Bu işten belediyemizin en büyük kârı maddi kâr değil, manevi kâr, alacağımız hayır dualar, aynı zamanda da ortamın güzelleşmesi, temizlenmesi ve vatandaşlarımızın memnuniyeti. İçinde bulunduğumuz alan toplam 13.800 metrekarelik bir alan. Burada şu anda 95 tane hak sahibimiz var. 37 tane ev yıkılacak. Bugün 6 tanesini yıkıyoruz. Bir kısım evleri de vatandaşlarımız kendileri yıkıyorlar. Dolayısıyla burayı temizlemiş olacağız. Buradaki binalar 1980 yılında yapılan ruhsatsız binalar. Dolayısıyla bir kısmında işgalci var. Onlarla da anlaştık. Kimsenin sıkıntıya girmeden rahat bir şekilde burayı boşaltmasını sağlamak üzere. Şu anda toplam anlaşma oranı %98. Yani 95 hak sahibinden sadece 2-3 tanesiyle anlaşma konusunda hala zamanımız var. Bir kısmı yurt dışında, bir kısmı vekaletlerini alacak. İnşallah onlarla da anlaşmayı tamamladığımızda projenin ihalesini yapıp temeli atmaya başlayacağız. Şu anda 6 blok 233 daireden oluşan bir projenin inşallah ilk aşamasındayız. Burada hak sahiplerine verilecek, daha doğrusu üretilecek dairelerle ilgili kısa bir bilgi vereyim. 48 tane 2+1 daire yapıyoruz 110 metrekarelik. 78 tane 135 metrekarelik 3+1 daire yapıyoruz. 146 metrekarelik 23 tane 3+1 yapıyoruz. Ve son olarak 171 metrekareden oluşan 84 tane 4+1 daire yapmış olacağız. Cenab-ı Allah kazasız belasız bitirmeyi nasip etsin. Süre olarak da inşallah 2 yıl içerisinde, yani şimdi 2021'in yazındayız, ihaleyi yapıp tamamlaması 2023'ün yazının sonuna inşallah peyzajıyla birlikte binaların teslimini yapmayı hedefliyoruz. İnşallah burada oluşacak bu yapılaşma, bu düzenleme ile birlikte Yıldırım Beyazıt'ın çehresi değişecek. Burası da artık bir örnek olacak. Bundan sonra da zannediyorum vatandaşlarımız şu anda akın akın zaten belediyemize geliyor. Bizim alanı da çözün diye. Yapacağımız dairelerin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Tüm hak sahipleri gerçekten uzun süredir bekliyorlar, mağdurlardı. İnşallah onların yüzünün de güleceğini ben zannediyorum, temenni ediyorum. İnşallah herkes mutlu mesut evlerine yerleşirler. Biz de memnun oluruz. Cenab-ı Allah en kısa zamanda temel atıp tamamlamayı nasip etsin. Ben hak sahiplerine hayırlı olsun diyorum. Allah huzur içerisinde, sağlık, sıhhat içerisinde otursun. Ekip arkadaşlarıma, tapu müdürümüze, çevre il müdürümüze, her türlü desteği veren tüm kurumlara ve çalışanlarıma, mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu sıcakta bizi kırmayıp geldiğiniz için bu yıkım çalışmasına
basın mensubu arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum.